Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TÜMÜZ ile devam ediyor ve şu an sizlere Kütahya Simav'dan seslenmekteyiz. Meşhur güvetçi Recep Usta'nın konuğu olduk. Yanımızda işletme sahibi Kadir Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Kadir Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız hoş efendim? Teşekkür hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Çok teşekkür abi, ederiz. Güzelsin. Çok sağ olun efendim hepimize. Kadir Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Kadir Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben 1970 doğumluyum. Evet. Güveççi Recep babam. 1960'da babam başladı işe. Hı hı. Ben de 1984'ten bugüne devam etmekteyim. İkinci kuşak olarak bayrağı siz devraldınız. İşletmeye sahip aynen. olarak burada faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Evet. Şimdi efendim burada verilen faaliyetler, gelen talepler doğrusuna verilen hizmetler nelerdir? Biraz yapmış olduğunuz işle ilgili bilgi verir misiniz bizlere? Vallahi etimizin iyi olmasına dikkat ediyoruz. Hijyene, evet. güler yüze. Dediğim gibi memleketimizin en iyi etini kullanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hizmetlerimiz bunlar. Hizmetlerinize evet. burada et, güveç olarak devam ediyorsunuz. Devam ediyor, evet aynen. Şimdi efendim gıda sektörü oldukça ciddi ve evet. hassas bir sektör. İnsan sağlığını çok etkileyecek bir sektör. Bu evet. hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Önce sağlık için hijyene. Evet. Elemanlarımızın temizliğine. Evet. Dediğim gibi güler yüz. İyi hizmet. Evet. Şimdi efendim bu güvecin sırrı nedir? Yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz bu güveçle alakalı da bilgi alabilir miyiz sizden? Güvecin önce ustalık diyeyim sırrı. Muhakkak yani, tabii ki. Yıllardan beri siz bu işi yapıyorsunuz. Evet, kara fırında olumlu fırında pişmesi. Hı hı. 4 saatte pişmesi. Evet. Bir de dediğim gibi memleketimizin eti. Evet, sabır ve emek isteyen aynen, bir yemek aynen, bu. Aynen, evet. Evet. Şimdi efendim sizin gibi bölgede faaliyet gösteren, hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Evet. Ben özellikle yine şunu sormak istiyorum. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler dedim, nelerdir? Bizim ikinci kuşak baba mesleği. Hı hı. Çekirdekten yetişme Çekirdekten bir isim diyebiliriz evet, aynen. için. Sonradan olma değiliz. Evet. Etimizin iyi olması... Hizmetimizin iyi olması. Yani etin dışında içinde kullanılan malzemelerin tabii, tabii de aslında ki, iyi olması. Yani, yani sadece tek başına et değil. Evet. Bunun yanında kullanılan birçok malzeme evet. de bulunmakta. Bir yörenin domatesi, biberi, hı-hı. salça da yani aynı şekilde. Yağı vesaire hepsinin bir bütün olması gerekiyor yağ ki koymuyoruz lezzetli şimdi, bir yemek evet. Kendi yağını kullanıyoruz. Olsun. Yumuşatması açısından ve lezzet açısından kendi evet. etin yağını kullanıyoruz. Ekstra evet. yağ koymuyoruz. Ekstra bir yağ kullanıyoruz. Hayır. Kendi yağıyla kavruluyor diyebiliriz. Aynen. Evet. Şimdi efendim bu ürünleri alırken nelere dikkat ediyorsunuz ve ürünlerinizi nerelerden temin ediyorsunuz? Yani genelde bildiğimiz, yani güvendiğimiz kişilerden, hı-hı. kasap olsun, manav olsun, hepsini güvendiğimiz yerden alıyoruz. Uzun yıllardır tanıdığınız, yani bildiğiniz esnaftan alıyorsunuz. Yani tekrar söylüyoruz ama bu yörenin hepsi bu yörenin eti, domatesi, biberi. Hı hı, evet. Yani önemli olan da bu. Evet. Şimdi efendim ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmenizi isteyeceğim. Neler yapmayı planlıyorsunuz Kadir Bey? Hedefleriniz nelerdir? İkinci, üçüncü bir şube açmak isteriz. Fakat lezzetimizden bir ödün vermemek için. Büyüdükçe biraz daha sanayileşmeye doğru gidecek. Sanayileşmeye gidiyor, evet. Onun için kalitemizden, lezzetimizden ödün vermemek için evet. Babamızın kurduğu iş yerinde lezzetimize hizmetimize devam etmek istiyoruz. Evet. Efendim son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz ne olur Kadir Usta? Tüm Türkiye'ye diyeyim artık hani yolu düşen veya bizim lezzetimizi tatmak isteyen herkesi davet ederim. Evet. Lezzet tatmalarını isterim. Evet. Biz de buradan herkesi meşhur Simav güveççisi Recep Usta'ya davet etmiş olalım. Efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Başarılarınızın ve hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, efendim. Biz teşekkür ederiz. Elinize, kolunuza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz TÜMÜZ ile devam edecek. Kütahya Simav'dan ve sektörün en iyisi, meşhur Simav güveççisi Recep Usta'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.